erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Son Mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. 9'da haber maratonuyla sizlerle birlikteydik. Günü gündemi kendi konuşacağız. Neler oldu bir hafta boyunca demiştim. Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Macit Sefiloğlu bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, günaydın. Öncelikle hoş geldiniz. Günaydın Ayşegül. Böyle bir gelenek başlatıyoruz. Umarım izleyicilerimize de faydalı olur. İzmir ve Türkiye gündemi yoğun biçimde akıp gidiyor, öyle evet. Görüyoruz. Üst üste etkinlikler de dahil olmak üzere sorunlar ağırlıklı bir hafta geçirdik. Burada tabii ülkenin bir numaralı gündemi hala erken seçim gibi görünüyor. Erken seçimi için muhalefet ciddi anlamda bastırıyor. Ve muhalefetin en büyük iki lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, yani Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenler yani sokak sokak geziyorlar desem yeri var. Evet. Esnaf bir takım açılışlara, bir takım programlara, bir takım grupların etkinliklerine katılıyorlar. İzmir'de bu hafta sonu yoğun böyle bir etkinliğe sahne olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geliyor. Meral Akşener de İYİ Parti Genel Başkanı da gelecekti ama Balkan Festivali'ne diye bize de bir açıklama yapmışlardı ama son anda iptal edildiğini duyurdular. Kemal Bey'in çok ciddi bir programı var. Burada 4-5 tane programa katılacak. Bir tanesi de dün bizim konuğumuz olan TÜLOV Vakfı'nın Fütürizm çalıştayına katılacak. Profesör Doktor Nurettin Demir dün konuk olmuştu. Evet. Yani böyle bir program, yoğun bir program. Açılışları var. Büyükşehir'in Balçova Belediyesi öğrencilere 500 adet bilgisayar dağıtacak. Onlar yıllardır bu geleneği sürdürüyorlar. Üniversite öğrencilerine eğitim yılı başlangıcında böyle bir çalışma yapıyorlar. Yani yoğun bir gündem bekliyor ama tabii bütün bunların şeyi ilk girişte söylediğim erken seçime dayanıyor. Yani yerel yönetimler üzerinden CHP bu şeyi biraz daha yükseltmeye çalışıyor, bu çalışmaları. Bu ara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan yurt dışı ağırlıklı bir programla Amerika'ya gitti biliyorsun. Ama onlar erken seçim olmayacak açıklamalarını yapmalarına karşın onlarda da içten içe bir hazırlık var. Yani ya olursa gibi bir şey var. Gerçi 2023'e de şurada ne kaldı? Velev ki olmadığını tahmin yani etsek de zaten... Öyle yorumlar yapılıyor ki mümkün değil. Erken normal zamanda yapılacak filan. Ama muhalefetin tabii muhalefet olmasının en büyük gerekçesi toplumsal talepleri dile getirmek. Bu da erken seçim talebi ya da sıkıntılar, öyle söyleyeyim. Özellikle son dönemde fiyat artışları, buna bağlı birazdan konuşacağımız üniversite öğrencilerinin barınması, bir anda pandemiden sonra çocuklar açıkta kaldı. Evet. Yüksek fahiş fiyatlar nedeniyle. Bu piyasadaki o yükselişin bir nedeni. Markete gidiyorsunuz, 50 lira harcarken 100 oldu, 100 iken 150 oldu ya da pazar diyeyim. 50 liralık bir alışverişle hallettiğiniz şeyi şimdi 100 lirayla da halledemiyorsunuz. Evet. Yani en masum sebzenin fiyatı 10 liradan aşağı değil. Öyle bir durumda da insanlarda bir kıpırtı var. Fahiş fiyat denetimleri dediğiniz gibi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ağzından ilk defa buna dair... Engelleyeceğiz dedi ama orada siyaseten kendilerine yakın diye düşündüğümüz... Mesela BİM grubunun CEO'su bile orada iktidarla bir
çelişkiye düştü, çatışma yaşadılar. Demek ki bu ciddi bir sorun. Yani marketler açısından da üretici açısından, vatandaş açısından zaten vahim. Zaten çok büyük bir sorun. Yani bir emeklinin, bir çalışmayan insanın ya da böyle bir üniversite öğrencisi olan bir ailenin durumu daha da vahim. Şimdi yani. Zaten İzmir'de depremin ardından bir konut sıkıntısı başlamıştı. Evet. Bir fiyat artışı da başlamıştı. Oldu, evet, doğru. Zaten birçok kişi evsiz kaldı. Bir ev sıkıntısı, ev açığı daha doğrusu ortaya çıktı. Şimdi üniversite öğrencileri de gelince yurtlar yetersiz. Özel yurtlar çok pahalı. Dediğiniz gibi zaten 3 kuruş maaşıyla geçinmeye çalışıyor insanlar. Evet, fiyatlar, faturalar ortada. Bu çocuklar nasıl okuyacak? Dolayısıyla yani, Karabağlar Belediyesi'nin bu hafta aslında güzel bir açıklaması şimdi, vardı bize de konuk olduğunda. İlçe belediyeleri üst üste bazı hamleler yaptılar, açıklamalar yaptılar. Hatta kendilerinde olan tesisleri, bir takım farklı sosyal tesisleri yurda dönüştürerek açma kararı aldılar. Burada son olarak dündü sanıyorum en büyük hamleyi yine Büyükşehir Belediyesi yaptı. Sayın Tunç Soyer'in iki büyük binayı kiraladıklarını duyurdu. Yine Örnekköy'de bir tesisi kız yurdu olarak tahsis edeceklerini ama daha önemlisi bu daha önceki sıkışıklıklarda yaşanan gibi bir yurttaş havuzu oluşturma kararı da aldılar sanıyorum. Hı hı. Yani öğrencilere destek olmak isteyen vatandaşların da desteğiyle 2-3 adımlı bir çözüm yaratmaya çalışıyorlar. Büyükşehir ve burada Ankara ve İstanbul'da bunu başlattı. Ankara'da bir takım yerleri kiralamış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yerler kiralama girişiminde bulunduğunu biliyoruz. Bunlar yapıldığında çünkü kapsayacağı öğrenci sayısı çok fazla. Yani Gençlik Spor Bakanı yurtların kapasitesinin 2002'den bu yana 18-19 yılda çok arttığını söylüyor ama öğrenci sayısını vermedi o gün. Yani yurt kapasitesi diyelim ki 5 kat arttı. Yani tamamen şey yapıyorum, rakamları getirmedim. Ama öğrenci şeyi 50 kat arttı. Yani her yere üniversite açıldı ama altyapısı oluşturulmadan açıldı. Yani bütün bunlara baktığımızda Ayşegül bu sorunun bir kere bu yıl geçici çözülmesi gerekiyor. Geçtiğimiz gün İzmir valisi bir ay boyunca ücretsiz. Mesela Tunceli'de dün açıklama yaptılar. Odalar Birliği'nin bir tesisini Munzur Üniversitesi'ndeki çocuklara açmışlar gibi. Ben sadece bunu yerel yönetimlerin yaparak çözeceğine inanmıyorum. Zaten böyle bir şey yok. Devletin de elindeki misafirhaneleri, yurtları, otelleri atıyorum. Polis konuk evi eğer çoğu boş geçiyorsa o odaların bütün yıl ortalamalarına bakıp bir bölümünü öğrencilere tahsis edebilirler. Ya da askeri... Kalıcı çözümlere ihtiyaç tabii, var. Tabii tabii. Bunlar geçici ama yurt yapılması gerekiyor. Ben bir de yani bu son olarak onu da söyleyeyim. Elinde Maliye Bakanlığı var, teftiş var, denetim var. Bu fahiş artışları bu anlamda da denetlemeleri gerekiyor. Evet doğru. Yani ev sahipleri 2 yıldır kiraya veremiyor, mağdur bilmem ne ama bu bir şeye benziyor. Biz bir restorana gidiyorduk. 100 lirayla çıktığımız yerden 200 değil. Şimdi 400 liraya çıkmaya başladık. Bu da adaletsiz. Evet. Yani bütün gelir de artmıyor. Bütün şeyi o 2 yıllık şeyi birinden çıkarmaya çalışmak gidemiyorsunuz ondan sonra. Onlara da yani zincirleme bir sıkıntı yaşadı. Evet, şimdi son 5 dakikamız yavaş yavaş sona doğru da yaklaşıyoruz. Dün sizlerin de apar topar koşturarak haberini aldıktan sonra gittiğiniz bir olay yaşandı İzmir'de. Evet. Basın camiasının harekete geçtiği bir olay aslında diyebiliriz. Evet, yani gazeteci Süleyman Gençer. Birçok gazeteci arkadaşımız, Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanımız Dilek Gapyan, birçok arkadaşımız oraya geldiler, destekte bulundular. Bazı siyasi arkadaşlarımız da geldi. Şöyle Süleyman Gençel benim de uzun yıllar birlikte çalıştığım bir arkadaşım. Geçmişi var tabii bu olayın. Nüket 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nüket Otar tarafından şikayet edilmiş. Attığı bir tweet yüzünden. Yani çok basit düzeyde bir ifade alınıp dava açılıp açılmayacağına karar verilebilecek olayı evden polis zimmetinde arkadaşımızı alıp
akşam 6.30'lara kadar süren bir süreç yaşadık. Sonuçta savcı hanım tutuklama istedi ve olayı tweette bir sözcük var. Bunun cinsel saldırı olduğuna yönelik bir iddiası var savcının. Mahkeme bırakırken o ifadelerin böyle bir kapsama giremeyeceğini, olsa olsa hakaret olabileceğini zapturapt altına aldı o mahkeme kararında, var dünkü nöbetçi mahkeme kararında. Burada uzun süreli Süleyman'a yönelik bir saldırı olmuştu. Fiziki saldırı geçmişte. Bu saldırıyı Nükhet Hotar'ın azmettirdiğini iddiası mı var? O iddiası şöyle: ben yaptım, beni de Nükhet Hotar azmettirdi diye Serkan Kurtuluş diye bir mafya ya şey yapan, mafya ne derler ona, tetikçisi bir kişi Arjantin'e kaçtı. Oradan bunu videolu, görüntülü olarak bunları anlattı. Son zamanlarda modamız bu. Evet. O kendini kurtarırken uzaktan anlattı. Buradayken hiçbir şey, yani ne polis kaydında bulunabildi, ne kameralar yok edildi, kayıtlar bilmem ne. O Nükhet Hotar'ın azmettirdiğini iddia etti filan. Böyle başlayan bir süreç. Umuyorum Süleyman'ın kendisinden bu hikayeyi dinleriz. Ben Hakan Bey'in de bir notu vardı. Hani konuk olarak şimdi yayından sonra arayacağım kendisini. Gelip kendi daha net biçimde ifade ederse, ama şunu anlıyoruz. Gazetecinin en ufak bir davranışı, huzur bozan davranışı ağır biçimde cezalandırılmaya çalışılıyor. Ben çok genç olarak, yani 20 yaşında başladım ve sıkı yönetim askeri mahkemelerini de izledim. Çok, yani 12 Eylül'ün hemen sonrasında. Ben bazı şeyleri o sıkı yönetim dönemindeki adli yargılamalardan bu dönem çok daha kötü olarak görüyorum. Yani çok yargıda vahim bir durum, tablo görüyorum. Bu da başka bir tartışmanın konusu. Doğru. Ben dediğim gibi Süleyman'ı davet edelim, arayalım bakalım. Öncesini ve sonrasını yaşadıklarını. Evet, tabii ben çok hızlı ve bir özet geçmeye çalıştım. Kendisi ifade eder diye düşünüyorum. Evet, şimdi son toplamadan, veda etmeden önce Zeki Müren'in aramızdan ayrılışı 25. yılı. Zeki Müren'in ölüm yıldönümü, 25. ölüm yıldönümü. Kendisi, izleyicilerimizin de çoğu bilir, gençleri bilemem, İzmir'de kaybetmiştik. Fuardaki TRT stüdyolarında kalp krizi geçirip ölmüştü. Şimdi bugün yine İzmir'de ölüm yıl dönümünde anılacak. Zeki Müren bu ülkenin farklı anlamlarda çok önemli bir değeri. Yani sadece söylediği şarkılar, besteler anlamında da değil. Bütün varlığını, paralarını, pullarını Türk Eğitim Vakfı'na bağışladı. Ben bu yılki rakamlara baktım. 3638 kişi yararlanmış bu burslardan gençlere ve geçen yıl ayda 700 lira burs veriyorlarmış. O yıl 800 lira. Mehmetçik Vakfı'nı söylemiyorum. O yaşarken de o Mehmetçik Vakfı'na çok, gerçekten çok büyük katkılarda bulundu. Bugün fuarda saat 20'de konser var. 3 sanatçımız konserde seslendirecek Zeki Müren'in eserlerini. Katılmak isteyenler de Büyükşehir Belediyesi adresinden ücretsiz bilet alabiliyorlar. Hı hı. Onu da hatırlatalım. Hatırlatmış olalım, evet. Yani Zeki Müren hayranı çoktur. Belki biraz yaşça, daha yaşlı bir kesim diye düşünülse de farklı, değişik bir sanat güneşi. Güneş, evet. Bir kez daha rahmetle, rahmetle almış anladım, olalım bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum ben. Ağzınıza sağlık. Umarım önümüzdeki hafta iyi şeylerle, İyi şeyler konuşarak geçiririz. Evet, teşekkürler. Karşısına çıkarız. Sevgili izleyenler, Erkan Demir Medya Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Macit Sefiloğlu bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Hem kentin gündemini kendisiyle değerlendirmeye çalıştık. Tabii siyasetinde keza aynı şekilde. Sizlerden kısa bir ara daha rica edeceğim. Aranın ardından çok değerli iki isim benimle birlikte olacak. Çok özel bir anne ve çok özel bir çocuk. Eğitimci yazar Filiz Serin ve müzisyen Caner Serin stüdyomuzda olacak. Hem böyle güzel bir müzik keyfi alacağız Caner'den, hem de annesiyle otistik bir çocuğu yetiştirmenin ve başarıya götüren hikayesinin detaylarını dinleyeceğiz. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.